Pandemi ne oldu? İşte tüm sınıflarda eğitime başlanacak dendi, değil mi? Sonra okullar tümden kapandı. Sonra tüm eğitim faaliyetlerine son verildi diye açıklama yapıldı. Sonra okul öncesi açık kalınacak dendi. Ondan sonra böyle değişik kararlar alındı. Bir bakıyorsunuz yani bu kadar değişken kararların olduğu bir toplumda insanın yarınını bilmemesi ne kadar kötü bir şey değil mi? Bakın yaklaşık 2 yıl süren bir pandemi yaşadık. İnsanlar bir gün sonra ne olacağını bilemiyordu. İşte bilim kuruluna kulak verdiğimiz ilk aylarda ne diyorlardı? İşte Türkiye için tehlike yok, sıkıntı yok. Ölümler tek haneli rakamlara inecek diye beklerken bir anda 3 haneli rakamlara ulaştı. Daha işte dün bizi dünya kıskanıyor, Avrupa kıskanıyor açıklamalarından sonra geldiğimiz nokta bugün soğan kilosu 30 TL. Bugün en büyük paramız 200 TL, bir 10 dolar bile almıyor. Yani yabancı ülkelerde baba çocuğuna harçlık verirken belki utanıyor 10 dolar vermeye. Bizim tüm Türk paralarını topladı. Geçen video çekmiştim bununla alakalı. 20 dolar bile etmiyor. 200 lira, 100 lira, 50 lira, 20 lira, 10 lira, 5 lira madeni paralarımız etmiyor. Ve daha da düşüyor. Şimdi bunları görüyoruz değil mi? Bunları görüyoruz. Ama işte dün ne diyorlar? İşte ben ekonomistim. Sonra bir bakıyorsunuz ne diyorlar? İşte ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz. Ya daha 3-4 yıl önce ne vardı? Tazim satışları vardı. Domates, salatalığı 1-2 liraya alabiliyorduk değil mi? Şimdi niye kuramıyorsunuz? Niye bizim tarımımız yok? Niye bizim hayvancılığımız yok? Niye biz ithal ediyoruz? Yani üç tarafı denizlerle çevrili. Balığı bile pahalı yiyoruz yeri geliyor. Yani bizim topraklarımızı başkaları niye kullanıyor? Ben bunu anlamıyorum. Yani milliyetçiyiz, Müslümanız diye geçiniyoruz ya. Yani edebiyatını, böyle hamasetini yapanlardan tiksiniyorum. Açıkçası tiksiniyorum. Ve liyakatin olmadığı yerde dediğim gibi liyakatsizler vardır. Bugün şahsi menfaatler için susarsınız. Ama yarın bunun acı reçetesi, işte bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık var ya bu toplumda, o kadar tehlikeli bir şey ki o yılanlar gelir hepimize dokunur. Ve şunu da söyleyeyim, yani umut vereyim, her şey gelir geçer düzeltilir, ama yani biz paramız yoktur, kaybetmişizdir, tekrar kazanırız. Bir şeylerimiz kırılmıştır, tamir edilmesi lazım, tekrar tamir ederiz. İşte bir yerde sıkıntı vardır, orayı tekrar tamir ederiz. İyileştiririz, sıkıntı yok. Ama ahlak, kişilik, karakter bozulursa işte o zaman toplum olarak korkmaya başlayalım. Çünkü yapılan her şey bu karakterin üzerine kuruluyor. En altta da olsanız, en üstte de olsanız bu karakter üzerine